Başka bir isteğiniz var mı ablam? Yok, ne kadar mı? 35 lira. Peşin kes. Arkasını. Abi şimdi ne yap? Abi bakalım. Biz bu fiyat artışlarını bize gelen malzemeden kaynaklanan bir fiyat artışı oldu bizde. Ya tabii ki şu an yapılan zamlardan biz rahatsızız. Yani nasıl biz bir satıcı, bir esnaf olarak rahatsızsak alan müşteri de rahatsız. Yani hani yapılan zamlar asgari ücrete dayandırdıkları zaman onlar da rahatsız. Tabii ki şimdi hani biz genellikle tatlı sektöründe olmazsa olmaz şeker, yağ ve un. Şimdi bizim bu üç madde çok aşırı bir şekilde bir zamlanma var. Ya misal ben size böyle özetleyebilirim. Şeker, biz 195-200 TL'den aldığımız şeker şu an geçen ay 440 ve 460 olarak GİMAT piyasasından tedarikte zorlanıyorduk, bulamıyorduk şekeri. Tabii ki şimdi hani halk arasında söylemler çok. Tabii biz de duyduk ki Ankara şeker, şekeri fabrikadan çıkışı 260 lira. Tabii biz de dedik ki yani hani oradan uygun bir şekilde satılıyorsa biz de orada maliyetimizi düşürelim ve bunu fiyatlarımıza yansıtalım. Tabii biz de Ankara şekere gittik fabrikaya. Şeker almamız için bazı belgeler bizden talep ettiler. Bu talep üzerine biz de yani Esnaf Sanatkarlar Odası'na zaten üyeyiz. ATO'ya üye olmamızı istediler. ATO'ya gittik, müracaatta bulunduk. Belgelerimizi çıkardık. Ankara Şeker'e fabrikasına gidip şeker almaya gittiğimizde bu sefer şekeri şu an satamıyoruz. Şeker fiyatlarını güncellenme aşamasında olup Ocak 20'sine kadar bize şeker satmadılar. Satmıyorlar. Şimdi mecburen bizi gene GİMAT'a mahkum ettiler. Biz de GİMAT'a gittiğimizde şeker şu an en son aldığım şeker fiyatı geçen aya nazaran biraz bir düşüş oldu da yani bu düşüş bizi tatmin etmiyor. Yani 190'dan 450'yi bulan şeker şu an geldi 395'e. Tabi ister istemez şimdi bu şekerle tek bitmiyor. Yani 1-2 ay önce aldığımız 18 litre yağ yani 220-240'tan aldığımız yağ 18 litre şu an 490 lira olarak GİMAT piyasasında satılıyor. Şimdi misal müşteri geliyor. Diyor ki ya işte dolar düştü. Niye zamlarınızda yani siz bir düşüş yapmadınız? Şimdi müşterimiz haklı. Hak veriyoruz. Ama şu an hani aldığımız ürünlerde güncel bir fiyat düşüşü olmadığı için biz de fiyatlarımızda şu anlık bir yansıtma yapamıyoruz. Keşke ki bir ay önce sattığımız ürün tatlı 45-50 olarak fiyat değişen tatlımız şu an 80 ve 90 olarak fiyat güncellemesi yaptık. Yani bu güncellemeyi yaptık da bu güncelleme bizim için bir avantaj değil. Bizim için yani hani sürüm, yani tatlı biraz daha artık lükse geçti. Millet artık biraz daha eskiden yani her akşam üzeri iş çıkışında herkes gelip tatlısını alıp evine, ailesine giderken şu ansa kimse uğramaz bile oldu. Yani Allah'a hamdolsun, yani hani şikayetçi değiliz bu durumdan ama yapılan bu zamlardan şikayetçiyiz. Yani bunu da yani hani üst merci, denetleme merkezleri, kim, herhangi kimse, yani bunun bir denetlenmesi gerekiyor. Yani bu fiyatların neden o kadar yüksek olduğunu, niye öyle birden yükseliyor ya da işte fabrikadan çıkışı buysa,
GİMAT piyasasında neden öyle yüksek bir fiyatla satıldığını bence bir araştırsınlar. Bu hem bizim için iyi, hem vatandaşlarımız için iyi. Gıda sektöründe çalışıyoruz. Son 2-3 ayda olan zamlardan dolayı biz de fiyatlarda biraz yansıma yaptık. Bizimki gıda sektörü olduğu için yağ, şeker, un son zamanlarda çok arttığı için yağ örneğin 190 iken 395 olması, şekerin 195 iken 395 olması nedeniyle biz de tezgahı yansıttık. Biz memnun değiliz. İşlerimiz yarı yarıya indi. Bundan müşteriler de memnun değil. Tatlı fiyatlarımızın neden yükseldiğini söyleyeyim size. Hani bundan bir ay önce bizim aldığımız şeker 240 lira falanken şu an piyasada bizim alacağımız en ucuz şeker 395 lira. Biz de bundan kaynaklı fıstıklarımıza, cevizlerimize ayrı ayrı zam yaptık. Fıstığın fiyatına nereden bakarsanız %50 zam geldi. Karakoyunlu diye bir un var. O unu bundan 3 ay önce ben 575 liradan alırken şu an piyasada 1 milyar 200 lira. Hani bizden dolayı bir şey yok burada. Hani niye zam olduğunu da biz de bilmiyoruz. Birden hani aldığımız bütün malzemelere %100 dedi, %1200 zam da geldi. Yani bizim de burada yapacağı hiçbir şeyimiz yok. Yağ nereden baksan kimse bize yağ vermiyor. Artık gidiyoruz dükkanlara, adama para bile veriyoruz. Parayla bize mal vermiyor. Hani bizim burada yapacak bir şeyimiz yok hani. Bu süre zarfında fiyatlarımız 40-45 lira, 50 lira falan arttılar. Hani normalde zamdan önceki cevizli baklavamızın fiyatı 45 liraydı. Şu an tezgahlarda 80 lira. Hani başka da hani fıstıklarımız 70 liraydı, şu an 120 lira. En az 120 lira. Hani bizden pahalılar da var yani. Bizden kaynaklanan bir şey değil. Yağı çok aşırı derecede birinci zam gelen şey yağdır. Yağ 182 lirayken bundan 6 ay önce şu an 570 lira. Hani bizim de bundan kaynaklı hani biz de kendimizi çevirmek istiyoruz. Bizim de Ankara'da 7 şubemiz var. Hani buradan kıssak oradan kıssak hani millete kötü mal versek olmaz. İster istemez hani bizim tepkimiz de oluyor. Müşterinin tepkisi de oluyor. Hani yağ, şerbeti, unu olsun, hani fıstığı, cevizi hepsi zam aldığından dolayı biz de hani mağdur oluyoruz. Gelen müşteri de hani ister istemez ona da yansıyor, cebine yansıyor. Hani şikayetler çok. Hani biz de istemiyoruz hani bu kadar hani fazla zamlı satmaya ama mecburuz. Hani bu şu anki yağlardan, şu anki şeker şeyden dolayı biz de mecburiyetten satıyoruz. Halk da ister istemez tepki oluyor. Hani bunun biraz daha aşağı olduğu zaman hani biz de memnun kalırız, müşteri de memnun kalır. Hani karşılıklı ikimiz de memnun kalırız. Ama olmadığı zaman da bir şey yapamıyoruz biz. Tulumbaya 10 lira zam geldi, halkaya 1 lira zam geldi. Diğer tatlılara hani baklava çeşitlerine 10 lira, 15 lira zam geldi. Ama bunlar zam olduğu zaman hani biz de mecbur yansıtacağız, bizim tezgahı yansıtacağız. Yani böyle, yoksa hani şey yok, hani bizim elimizde olan bir şey yok. Hani yoksa hani ürünler falan aldığımız ürünler fazla hani ucuz olduğu zaman biz de istediğimiz hani fiyata şeye sattığımız zaman hem müşteri memnun olur, hem biz memnun oluruz, hem işimiz artar, hem müşteri evine rahat hani tatlı alabilir, şey alabilir. Hani biz de mağduruz, müşteriler de mağdur. İşte şu anki fiyatlardan biraz şikayetçiyiz. Şeker her gün şekerin fiyatı, yağın fiyatı her gün değişik geliyor bize. Hatta şöyle GİMAT'tan alıyoruz toptancılarda. İki toptancı birbirini tutmuyor. Biri şekeri 470 diyor, biri 410 diyor, biri 450 diyor. Ve bir hafta aldığımız bir sonraki hafta alamıyoruz örneğin. Yani sıkıntımız bu. Ortalama şöyle bir şey, 2 ay önce biz bir çuval şekeri 210-220 liraya alıyorduk. Biz bunu 500'e kadar aldık. Yani %100-150, yağda da aynı 270'ti 2 ay önce. Şu an yağın fiyatı 450 oldu, 550 oldu, hatta 650 lira baklavalık yağ. Yani unlarda da şöyle bir şey, unlarda da %100-150 bir zam oldu. Yani zamlar çok fazla. Yansıtıyoruz da ne kadar yansıtabiliyoruz? Yani örneğin %5, %6, %10, ondan fazla yansıtamıyoruz. Vatandaş alamıyor. Bizim yanımızda da 10 kişi çalışıyor. Yani bu biz tabii asgari ücreti de hesaplarsak yani aylık bir 50-60 lira sigortayla beraber giderimiz sadece işçilikle var. Artık kirayı saymıyoruz, diğerlerini saymıyoruz. Hatta yumurta 40'a kadar yumurta çıktı. 35-40 liraya kadar çıktı. Örneğin bizim ham maddemizlerden bir tanesi de yumurta. 20 kolu yumurta alıyorsun, 800 lira para tutuyor. En çok bizi etkileyen yağ.
Vermiyor fabrika. Yani gidiyoruz, satış yasak diyorlar. Satış yok diyor. Kapatılır satışa. Ya bu toptancılarla bunlar, işbirlikçileri beraber bunlar herhalde. Daha önce bunlar para yatırıyor toptancılar. Yani oradan da 260'a, 280'e gelen şeker 450 liraya, 430 liraya bize yansıyor. Tabii her hafta da değişiyor bu.